arkadaşlar. Bugün yüz maskesi yapacağız ama böyle baldan, Hindistan cevizinden falan böyle koca karı taktikleriyle yapacağız. Ben bunlardan bir tanesini babaannemden falan duymuştum ve ölürken bile Allah rahmet eylesin çok güzel bir ciltle öldü hakikaten kadıncağız. O yüzden bunun etkili olacağına inanıyorum. Bu arada ev turu isteyenler olmuş da yani 1+1 bir ev burası. Ne seni turlayacağım bilmiyorum. 2 adım atarız ve ev turu biter. O yüzden yani bilmiyorum, yine de çekeyim mi istiyorsanız yine de çekerim. Hani çekmeceleri falan karıştırırız yani o şekil bir ev turu olabilir. Şimdi maskelere başlayalım o zaman. Benim videoları izleyenler bilir, bende bir Hindistan cevizi yağı takıntısı var. İçiyorum, yiyorum ve şimdi de sürüyorum arkadaşlar. Çünkü aslında her şey Hindistan cevizi yağının gözaltı kırışıklıklarına çok iyi geldiğini duymamla başladı. Ve böyle birkaç gün denedim. Biliyorsunuz gözaltı kremleri, yani iyi kremler hakikaten anormal pahalı. Ve etkisinden tam da emin olmadığın, daha önce denemediğin bir şeye o kadar para bayılmak benim çok işime gelmedi. Birazcık araştırdım ve Hindistan cevizi yağının çok iyi geldiğini duydum. Zaten birçok kremin falan da özünde varmış. Hindistan cevizi yağı neden iyi geliyor? Çünkü içinde E vitamini var. E vitamini zaten benim kullandığım hemen hemen bütün kremlerde var. Cilde çok iyi gelen bir vitamin. Yalnız organik olmasına dikkat edin. Yoksa cilt böyle alerjik reaksiyonlar falan vermeye başlıyor. Ben bunu gözaltı için nasıl kullanıyorum? Hadi onu da göstereyim yeri gelmişken. Şöyle az bir şey alıyorum. Şöyle vazelinin birazcık daha yumuşağı gibi. Ben bunu nasıl sürüyorum? Şu şekilde alıp şöyle göz altına yediriyorum. Ve hakikaten yani daha 2 haftadır falan kullanıyorum ama iyi gelmeye başladığını hissettim. Sonra öğrendim ki Hindistan cevizi yağından yüz maskeleri de yapılıyormuş. Yalnız şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Alıp suratıma yağ mı boca edeceğim, sivilce yapar mı falan gibi düşünebilirsiniz. Sivilce yapmıyor, hatta aksine engel oluyor çünkü antibakteriyel özelliği de varmış. Ama tabii ki de alıp yani böyle boca ederseniz hangi yağ olursa olsun o cilde zarar verebilir. Ama yağlardan korkmamak gerekiyor çünkü zaten bizim kullandığımız kremlerin hemen hemen ya hepsinin içinde bir miktar yağ oluyor. Çünkü bu faydalı yağ. Cilde nem veren bir yağ. Of, çok konuştum. Ben hemen yapmaya başlıyorum. Öncelikle bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını kabımıza koyduk. Sonra içine bal koyacağız. Bal da hem böyle maskeye kıvam verecek, maskeyi maske yapacak, hem de cilde zaten nem veriyor. Duymuşsunuzdur, bir sürü maske tarifinde bir bal oluyor. Hadi kalın da yalayım. Bu hareketim çoğu insana iğrenç geliyor ama çok faydalı bir hareket olduğu için yapacağım. Baldan da yine bir tatlı kaşığı koyuyoruz. Çok fazla değil. Limonu da kesinlikle abartmıyoruz. Yine yarım tatlı kaşığı kameraya... Şöyle, Hindistan cevizi yağı antibakteriyel olduğu için bu sivilce karşıtı bir maske aslında. Hem cildi nemlendiriyor, gençleştiriyor. Önce tabii cildi temizleyeceğiz. Çünkü maskemizle cildimizin arasına yabancı kollar girmemeli. Size şu dolabın dağınıklığını göstereyim mi arkadaşlar? Bakın burası Orkun'un rafı. Orkun'un bir rafına karşılık, ki oranın da yarısını ben işgal etmişim, Gözde'nin bir... 2, 3, 4, hatta sığamayarak 5 rafı var. Çocuk benimle iyi yaşamaya başladığına pişman olmuş olabilir. Neyse, şimdi cildimi temizliyorum. Neyle temizleyeceğimi göstereyim. Bioderin cilt temizleme suyu. Aslında göz makyajı falan da çıkarılabiliyor bununla. Ama ben sadece cildimi temizliyorum. Zaten şu an çok bir şey yok. Benim sesime niye bir böyle pavyon şarkıcısı çatallığı geldi? Hafta sonu çok gezdim, çok eğlendim. Bir popstar edasıyla gittiğim barda bütün şarkıları en yüksek sesle söyledim. Ve sonuç ortada. O zaman sürmeye başlıyorum. Ay, güzelmiş. Böyle bir soğukluk verdi. Ay, yüzüme akıyor. Aa, bu hiç hesapta yoktu. Şuraya mutfak örtüsü getirdim. Şöyle şey yapayım, akmasın.
süslenmiştim. Video çekeceğim diye hale bak. İşte benim yerim burası arkadaşlar. Benimle bir gün diye bir video yapsam size o gün burada geçer. Özellikle yaza doğru tam bir balkon manyağı oluyorum. Şimdi 10 dakika dolmak üzere. Bu arada benim cildimde çok fazla ben var görüyorsunuz ve mesela geçen gün bir mesaj geldi. Ameliyat olmak istiyorum, lazerle yok etmek istiyorum falan diye bir mesaj geldi. Benlerimi hayatım önce hiç dert etmedim. Hatta seviyorum. Ayrıca benli insanların şanslı olduğuna dair bir şey duymuştum. Böyle büyük 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 halamdan. O yüzden sanki onları yok edersem böyle daha şanssız, bahtsız bir insana dönüşürmüşüm gibi de öyle bir batıl inancım var yani. 10 dakika doldu. Yüzümü yıkayacağım. Birazdan da muz maskesi yapacağız. Şimdi muz maskesi ne alaka diyebilirsiniz ve aynı gün iki maske cildini yormaz mı diyebilirsiniz. Cildimi yoracağını düşünmüyorum çünkü içerikleri tamamen farklı. İçinde muzun folik asit var. Folik asitin ben bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Kan hücrelerinin yapımına yardımcı oluyor. Kan hücreleri arttıkça da biraz daha pembeleşiyoruz. Bir de kahverengi lekelerin oluşumunu da engelliyor. Bir parladım sanki. Şimdi muz maskesine geçiyoruz. Şöyle muzu koydum. Yarım muz kullandım çünkü yüzde fazla geliyor. Burnuma girdi. Aslında bunların içine mesela esmer şeker falan koyup peeling yapıyorlar. Güzellik videosu yapmayı özlemişim ya. Sizinle beraber ben de güzelleşiyorum. Muzları da yıkadım. Cildimde bir yumuşaklık, bir parlaklık, bir şeyler var ama tabii ki de bir kere yapmayla bir anda mucize beklemeyin. Ama artık ben düzenli olarak bu Hindistan cevizi muz olayına falan gireceğim. Sizin de bildiğiniz başka maskeler falan varsa bana yazabilirsiniz. Ve bunları yaparsanız, memnun kalırsanız ya da kalmazsanız hislerinizi de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu arada artık şu evden de çıkacağım. Havalar güzelleşti böyle. Birlikte spor yapalım, çeşmeye gidelim, gezelim falan istiyorum. Oynama demiştiniz. Videolarda çok hareket ediyormuşum. Birazcık sakin durarak kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tüm sakinliğimle. Abone olmayı unutmayın. Aa, sakin gözle çok itici be. Asıl sakin halim itici. Görüşürüz.